Bitcoin'in ateşi düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde elimdeki bütün long pozisyonları kapatıp bekleme pozisyonuna geçmiştim. Ama Bitcoin'de dün gerçekleşen üçgen kırılımı ile birlikte tekrar Bitcoin'e giriş yaptım. Bu videoda sizlere kripto para piyasalarındaki güncel teknik görünümleri anlatacağım. Ek olarak videonun devamında sizlere hacim analizi üzerinden dip ve tepeleri nasıl yakalayabileceğinizi gösteriyor olacağım. Öncelikle hızlı bir şekilde Bitcoin analiziyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Yılbaşından hemen sonraki gün Twitter'da bir tweet paylaşarak Bitcoin aldığımı paylaştım. Bunun sebebi Bitcoin'de devam formasyonlarından üçgen formasyonunun kırılmış olmasıydı. Hızlıca sizlere onu göstermek istiyorum. Grafikte de görebileceğiniz üzere Bitcoin'de 8 Aralık tarihinden başlayan bir üçgen görüntüsü vardı. Bu üçgen görüntüsü 2 Ocak itibariyle tamamlandı ve yukarı yönlü kırılım gerçekleşti. Bu kırılımla birlikte sol taraftaki 44.700 seviyesi de kırılmış oldu ve aslında yeni bir yüksek seviye yapılmış oldu. Şu anda günlük grafiğe bakacak olursanız daha önce de işaretlemiş olduğumuz 44.200 ile 48.200 bölgesinin içerisindeyiz. Daha önceki videolarda da anlatmıştım arkadaşlar sizlere. Bu bölge kolay kolay geçilebilecek, hızlı bir şekilde geçilebilecek bir bölge değil. Zaten görmüş olduğunuz gibi bu bölgeye geleli neredeyse bir ay oldu ve bir aydır bu bölgenin hemen altında Bitcoin fiyatı hareket etmeye devam ediyor. Şu anda Ocak ayının da başlamasıyla birlikte bildiğiniz gibi Bitcoin'de spot ETF başvurularının Ocak ayı içerisinde onaylanacağına dair bir beklenti var piyasalarda. Dolayısıyla Bitcoin'de hala trendi canlı tutan önemli beklentilerden bir tanesi. Hızlıca size Bitcoin dominansı da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dominans tarafında da bir yükseliş görüntüsü var. Bu da aslında insanların altcoin'lerden ya da Ethereum'dan ziyade daha çok Bitcoin tarafına yöneldiğini gösteriyor. Demin de söylediğim gibi bunun temel sebebi Bitcoin'deki spot ETF başvurularının bu ay içerisinde onaylanması bekleniyor. Bu da Bitcoin'deki yükseliş trendini ciddi anlamda destekliyor ve yükselişin daha canlı kalmasını sağlıyor. Tekrar Bitcoin'den devam edecek olursak ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda ETF başvuruları henüz onaylanmadığı için benim beklentim hala 48.200'ün üst sınır olarak grafikte yer alması gerektiği yönünde. Yani bu seviyenin hala hızlı bir şekilde geçileceğini düşünmüyorum. Spot Bitcoin ETF'leri onaylanırsa işler değişir. Onu zaten yine Twitter'da konuşuyor oluruz. Ama şimdilik 44.200 ile 48.200 arasında fiyatın girmiş olmasından dolayı bir süre daha bu bölgenin içerisinde hareket edeceğini düşünüyorum Bitcoin fiyatının. Ethereum tarafına geçtiğimizde Ethereum tarafında da aslında Bitcoin'e benzer bir şekilde bir hareket görüyoruz. Yükselişler ve düşüşler Bitcoin ile birlikte gerçekleşiyor Ethereum tarafında da. Fakat Ethereum tarafındaki fark Bitcoin tarafında yeni yüksek seviyeler yapılırken Ethereum tarafında henüz yeni yüksek seviyeler yapılmıyor. Ama grafiğe bakacak olursanız burada da yine bir konsolidasyon görüntüsünün karşımıza çıktığını görüyoruz. Benim düşüncem Bitcoin'de yükseliş devam ettiği müddetçe Ethereum tarafı da bunu biraz daha gecikmeli olarak takip edeceği yönünde. Bunu zaman zaman videolarımda bahsediyorum arkadaşlar. Kırılımlar bazen önce Ethereum'da, daha sonra Bitcoin'de, bazen de önce Bitcoin'de, daha sonra Ethereum'da gelir. Bu noktada bu söylediğim şeyin kırılımlar bağlamında olduğunun altını çizeyim arkadaşlar. Belki hiç dikkat etmemiş olabilirsiniz ama geçmişte Ethereum'un önce direnç kırıp ardından Bitcoin'in direnç kırdığı zamanlarda yaşadık. Fakat şu an içinde bulunduğumuz dönem Bitcoin'e olan ilginin diğer bütün kripto paralara olan ilgiden daha yüksek olduğu bir dönem. Bunun da zaten en temel sebebi spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanıp onaylanmayacağına dair beklenti. Tekrar Bitcoin üzerinden göstermek gerekirse benim şu anda beklentim 44.200 ile 48.200 arasında fiyatın hareket etmeye devam edeceği yönünde. Range'in alt ve üst bandını bu şekilde işaretleyip grafiğinizin üzerinde siz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Gelelim hacim analizine. Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Finansör isimli bir arkadaşımız şöyle yazmıştı. Hocam Solana'nın hacmi büyüyor ama sizce satış noktaları nereler olabilir? Uzun zaman ekside bekletti ama artık pozitif taraftayım diye yazmıştı. Ben de ona şu şekilde cevap vermiştim. Tepede gelen hacmi satış sinyali olarak değerlendiririm. Fiyat eskisi kadar momentumlu hareket etmeden hacim yükseliyorsa mal el değiştiriyor demektir diye yazmıştım. Bunu yazdıktan sonra hemen bir gün ardından Solana fiyatında %20'lik bir düşüş yaşandı. Bunun üzerine arkadaşlar da bunun gerçekleşeceğini nasıl tahmin ettin? Bunu bize anlatır mısın? Bu analizi nasıl yaptığını bize anlatır mısın diye sormuşlardı. İşte bu videoda sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Hacim analizi nasıl yapabilirsiniz? Dip ve tepeleri
değeri hacim ve fiyata bakarak nasıl belirleyebilirsiniz? Bunu anlatıyor olacağım. Şimdi sizlere öncelikle daha iyi anlayabilmeniz için bir infografik üzerinden göstereceğim. Ardından gerçek grafiğin üzerine geçip oradaki görüntüyü de sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi burada bakmış olduğunuz infografikte 3 tane mum görüyorsunuz. Bir tanesi yeşil, hacimli bir mum. İkincisi tepe mumu olan, mumun gövdesinin oldukça kısa olduğu fakat hacmin hala yüksek olduğu bir mum. Üçüncü mumda ise yine mumun gövdesi yüksek fakat hacmin düşük olduğu bir mum. Bu mumu nasıl yorumlayabiliriz? Bu 3 mumu. Şimdi arkadaşlar infografikte de göreceğiniz üzere bu şekilde görüntüler karşınıza çıkacak. Birazdan grafik üstünde de göstereceğim zaten sizlere. Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Arkadaşlar şu anda burada anlatacağım konu Wyckoff'un Effort and Result yasasından geliyor. Yani çaba ve sonuç yasası. Burada çaba dediğimiz şey hacmi kapsıyor. Sonuç ise mum grafiklerini kapsıyor. Yani bir ürünün hareket edebilmesi için harcanan çaba ile yani hacim ile o ürünün ne kadar hareket ettirildiğini kapsıyor. Şimdi buradaki hacim mumlarının her birine değer vererek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Örneğin birinci muma 9 liralık hacim diyebiliriz. İkinci muma 10 liralık hacim diyelim. Üçüncü mum ise 4 liralık bir hacim olsun. Boylarına göre kafadan sallama rakamlar salladım. Şimdi burada bakacak olursanız 9 liralık hacim gerçekleşirken örneğin fiyat burada %10 hareket etmiş olsun. %10'luk yukarı bir hareket yaşamış olsun. İkinci muma baktığımda 10 liralık bir hacim gerçekleşmesine rağmen yani daha yüksek bir hacim gerçekleşmesine rağmen fiyat da bir önceki muma kıyasla çok daha düşük bir hareket gerçekleşmiş. Yani fiyat neredeyse hareket etmemiş. Üçüncü muma bakacak olursam çok daha düşük bir hacimle fakat bu kez aşağı yönlü büyük bir düşüş dalgası yaşanmış. Burada hemen bir virgül atıp sizlere hacmin ne olduğunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar hacim dediğimiz şey herhangi bir üründe gerçekleşen bütün alım ve satımların toplam miktarını bize gösteren veri. Yani örneğin bir ürüne baktığınızda 100 milyon dolar hacim görüyorsanız eğer o ürünü alanlarla satanlar arasında gerçekleşen takasın parasal büyüklüğüne bakıyorsunuz demektir. Yani 100 milyon dolarlık Bitcoin el değiştirmiş demektir. Birileri 100 milyon dolar ödemiş, birileri de 100 milyon dolarlık Bitcoin'i karşı tarafa vermiş. Burada tabii ki iki kere hesaplamıyoruz. Yani her alış aynı zamanda bir satış işlemi olduğu için bunu tek bir değerle ifade ediyoruz. Yani 100 milyon dolar hacim görüyorsak 100 milyon dolarlık Bitcoin el değiştirmiş diyoruz. Burada baktığınızda yükseliş trendi içerisinde hacmin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu zaten gerçekleşmesini beklediğimiz bir şeydir. Fakat ortadaki mumda yani fiyat çok fazla değişmezken hacmin yüksek olduğu mumda gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Fiyat yükselirken çok fazla alıcı olmasına rağmen aynı oranda güçlü satıcının da olmasından dolayı fiyat hareket etmediği halde çok yüksek miktarda alış satış gerçekleşmiş demek. Yani aslında fiyat hareket etmezken çok yüksek hacmin gerçekleşmesi demek bir malın bir taraftan diğer tarafa veriliyor olması anlamına geliyor. Yani ciddi anlamda satıcı olmasına rağmen o bölgede fiyat hareket edemiyor ama alıcı da hala yoğun. Dolayısıyla belli bir gruba elindeki malı vermiş oluyor fiyat hareket etmediği halde. İşte böyle durumlarda arkadaşlar hacmin yüksek olduğu fakat fiyatın artık yükselmediği ya da diplerdeysek eğer fiyat düşmüyorsa fakat yüksek bir hacim gerçekleşiyorsa burada da satıcılar hala satmaya devam ederken alıcıların aldığı ve malın el değiştirdiği piyasaya güçlü ellerin girdiği şeklinde yorumlamalıyız. Çünkü arkadaşlar piyasa yapıcılar bir malı toplayacakları zaman fiyatın hareket etmesini çok fazla istemezler. Aynı bölge içerisinde fiyatın salınmasını isterler. Buna da zaten akümülasyon bölgeleri, distribution dağıtım bölgeleri diyoruz. Bu bölgelerde fiyat belli bir alan içerisinde gidip gelmeye devam ederken birileri elindeki malı ya elinden çıkarır ya da orada mal toplamaya başlar. Şimdi gelelim Solana'da gerçekleşen harekete. Ben tweet'i paylaştığımda o gün 25 Aralık tarihindeydik. 25 Aralık tarihindeki şu muma bakmanızı istiyorum. Oldukça büyük, yeşil ve güçlü bir yükseliş mumu. Sol taraftaki yüksek seviyeyi kırıyor ve bu seviyenin üzerine çıkılıyor. Muma baktığımızda mumun boyunun gerçekten büyük olduğunu görüyoruz. Mumun hemen altında yer alan hacim mumuna baktığımızda hacim mumunun da yükseliş hareketini destekler şekilde büyük olduğunu görüyoruz. Bu mumdan hemen sonra gerçekleşen muma baktığımızda bu mumun kendinden önceki yeşil muma göre oldukça küçük olduğunu, ona göre boyunun oldukça kısa olduğunu fark ediyoruz.
ediyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta, aşağıdaki hacim mumlarına bakacak olursanız hacmin neredeyse bir önceki mumla aynı olduğu. Burada demin de anlattığım gibi hacim yüksek olmasına rağmen fiyat çok fazla hareket etmiyor. Yani alıcılar hala almaya devam ederken büyük bir satıcı bloğuyla karşılaşıp ciddi oranda mal el değiştirmesine rağmen fiyat yükselişine devam edemiyor. Aynı zamanda momentum da azalıyor. Ve bu hareketin ardından fiyat ilk düşüş dalgasıyla birlikte %20'lik bir düşüş yaşıyor. O halde hacim analizi yaparken bakmamız gereken şey şu: mumların boyuna bakacağız ve gerçekleşen hacimlere bakacağız. Eğer çok yüksek bir hacim gerçekleşiyorsa ve fiyat eskisi kadar hızlı ve güçlü hareket etmiyorsa burada malın el değiştirdiği yorumunu yapabiliriz. Şu anda anlattığım bu hacim fiyat analizi sadece dip ve tepeler için geçerli bir analizdir. Trend içerisinde de kullanabileceğiniz hacim analizleri vardır. Bunları da zaten ilerleyen videolarda konuşuyor olacağız. Wyckoff konusuyla ilgili de önümüzdeki günlerde kanal üyeleri için bir mini eğitim serisi paylaşıyor olacağım. Siz de o eğitim serisine erişmek isterseniz aşağıdan katıl butonuna basarak kanal üyeliği gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi zaman zaman şöyle sorular geliyor arkadaşlar. Ben Bitcoin'i bir direnç bölgesine geldiğinde satıyorum. Ardından Bitcoin benim sattığım yerin %3 üstüne çıkıyor ve aldığımı yazıyorum. İnsanlar da haliyle buna şaşırıyorlar. Berk, niye sattın? Niye aldın? Arkadaşlar, alın size defterinize, duvarınıza, telefonunuzun ekranına yazabileceğiniz borsaya dair güzel bir söz. Fiyat direnç bölgesinin altındayken pahalıdır. Direnç bölgesinin üzerindeyken ucuzdur. Aynı şekilde fiyat destek bölgesinin üzerindeyken ucuzdur. Destek bölgesinin altındayken pahalıdır. Yani fiyat bir direnç bölgesine ulaştığında o ürünü satmak akıllıca bir tercihtir. Gerekirse o ürünü direnç kırıldıktan sonra %3 yukarıdan almayı göze alacaksınız. Ama o dirençte o ürünü elinizde tuttuğunuzda elinizde pahalı bir ürün tutuyorsunuz demektir. Çünkü direnç bölgesi dediğimiz yer satış bölgesidir. Sizin dışınızda diğer insanlar direnç bölgesine gelindiğinde satış yapmayı düşünecekler. Dolayısıyla siz de o bölgede satış yapmayı düşünürseniz onlarla birlikte hareket etmiş olursunuz. Fakat tam tersi durumda, diyelim ki direnç bölgesine ulaşıldı ama siz satış yapmıyorsunuz. Fiyat ya daha yükselirse diyorsunuz. Elbette fiyat yükselebilir ama ufak ufak satışlar yapmak, hele ki demin anlattığım o hacim fiyat analizini yaptıktan sonra ya da piyasa yapısı artık bozulmaya başladıysa bir direnç bölgesinde, burada satış yapmak sizin için akıllıca bir tercih olacaktır. Tam tersi durumda bir destek bölgesi üzerinde. Eğer fiyat destek bölgesinin üzerine geldiyse burada alım yapıp bölgenin altına, destek bölgesinin altına %3, %2 altına stop koymak akıllıca bir tercihtir. O ürünü alırsınız, belli bir oranda risk alırsınız. Örneğin %2, %3 risk alırsınız. Aşağı düştüğünde gözünüzü bile kırpmadan o ürünü elinizden çıkartarak daha büyük zararlardan kaçınmış olursunuz. Aslında benim direnç bölgelerine ulaşıldığında ya da grafikte hoşuma gitmeyen bir görüntü çıktığında satış yapmamın temel sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Ben eğer grafiğe baktığımda hoşuma gitmeyen bir görüntüyle karşılaşıyorsam orada risk almaktansa o ürünü elimden çıkartmayı düşünüyorum. Böylece videonun sonuna geldik. Yeni yılın ilk videosundan hepinize yeni yılda başarı ve mutluluk diliyorum. Hacim fiyat analizi ile ilgili anlamadığınız noktaları yine aşağıda bana sorabilirsiniz. Bu konunun çok daha geniş olduğunu hatırlatarak böylece videoyu bitirmek istiyorum. Daha fazla araştırma yapmak isteyenler Wyckoff'taki çaba ve sonuç yasasını inceleyebilirler. Aynı zamanda ben bu kanalda kanal üyeleri için Wyckoff'la ilgili bir mini seri yapacağımı tekrar hatırlatıp bu videoyu böylece bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.